Merhaba arkadaşlar ben Ozan. Bugün sizlerle birlikte mülakat soruları serisinin ikinci sorusuna geçiyoruz. Hatırlarsanız bu seride arkadaşlar birlikte algoritma soruları çözüyorduk. Ve algoritma sorularına ilki Nidcode'da Contents Duplicate'ti ve bu soruyu birlikte çözmeye çalışmıştık arkadaşlar. Şimdi ikincisi olarak Toosam'ı belirledim. Neden Toosam'ı belirledim? Valid anagram atladım derseniz. TuSAm arkadaşlar Nidcode'da da birinci problem olarak gözüküyor. O yüzden Tulsam'a geçiş yaptım. Çünkü hedefim aslında ilk aslında en temelden başlamak. Tusam'da Litcode'da birden başladığı için direkt sıraya Tulsam'a aldım. Çünkü bu algoritma serisini izleyen arkadaşlar bazıları yeni JavaScript çalışmaya başlamış olabiliyor. O yüzden en azından kafasında anlamlandırabilmesi daha rahat olması açısından Tulsam'ı seçtim. Diğer videomuz ise valid anagram olacak. Sonrasında ise ben önceki videoda daha ufaktan bahsetmiştim izlerin hepsini tamamlayacağım. İzlerin hepsi tamamlandıktan sonra medium'a geçeceğim. Medium'dan sonra harda geçeceğim. Ve burada arkadaşlar bütün bu yapmış olduğum algoritma problemlerini şurada kendi GitHub hesabımda bir repository içerisinde tutacağım arkadaşlar. Eğer video dışında incelemek isterseniz kaynak kodlarını şuradan sıralı bir şekilde tablo tablo zorluk sıralamasına göre erişebilirsiniz arkadaşlar. Burada videonun çözümünü ve kodun yapmış olduğum kaynak kodlara şuradaki kısımlara tıklayarak uğraşabilirsiniz arkadaşlar. Ufak bir reklam yaptıktan sonra geri problemimize gelelim. Toolsum adından da anlaşılacağı gibi bir toplama işlemi gerçekleşecek. Ve ben bu problemi önceden çözmüştüm zaten. O yüzden şurada zaten çözümüm de mevcut. Ama ben online bir ide üzerinden çözümü tekrar yapacağım ve anlatmaya çalışacağım. Gelelim arkadaşlar. Burada bir ereğimiz varmış. Sayılarımızın bulunduğu bir erey varmış. Ve bu ereğimiz dışında bir de tam sayı olan bir target'ımız, bir hedefimiz varmış. Ve bu array içerisindeki iki indeksin toplamı bize target'ı veriyormuş. Ve bu seçmiş olduğumuz elementler, indeksler ikiden fazla yani birden fazla seçilmeyecek. Hepsi tek seçilecekmiş. Yani burada ne, ne anlıyoruz? Array içerisinden iki tane indeks seçiyoruz ve bu iki indeksin toplamı bize target'a götürüyor ve bulmak istediğimiz ne arkadaşlar? Aslında bizim o array içerisinde seçmiş olduğumuz indeksler. Hangi indekslerin toplamı target'e eşit? Bize bunu soruyor problemde. Ve buradaki örneklere de bakalım. Burada mesela bir array var. Nums array'imiz. Ve bu bir de target'ımız var. Bu nums içerisinden seçilen iki indeksimizin toplamı target'e eşit. Ve bizden aslında seçilen iki indeksimizin yerini istiyor. O yüzden ben bunu nasıl çözmüştüm arkadaşlar? Belki performans anlamında düşük bir çözüm olabilir. Çünkü iki for döngüsü içerisinde olacak ve en enden en kare bir goya sahip olacak. O yüzden performans anlamında çok iyi randımanlı olmayabilir ama en azından bizi doğru çözüme ulaştırıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 2, 7, 11 ve 15 rakamlarımız mevcut array içerisinde. Buradaki 2 indeksin toplamı bize 9 etmesi lazım. Bunu ben peki nasıl çözüyorum? Burada arkadaşlar 2 ile ilk başta 7'yi topluyorum. Bakıyorum oldu mu olmadı mı? Mesela burada direkt oldu ama diyelim ki olmamış diyelim. 2 ile 7'yi topluyorum. Sonra 2 ile 11'i topluyorum. Sonra 2 ile 15'i topluyorum. Sonra 7 ile 11'i topluyorum. 7 ile 15'i topluyorum. Sonrasında 11 ile 15'i topluyorum. Yani seçmiş olduğumuz indeksten bir sonraki indeksi topluyorum. Sonra seçmiş olduğum indeksten sonra seçmediğim diğer indeksi topluyorum. Aynı şekilde seçmiş olduğum bir indeksten seçmediğim diğer indeksi topluyorum. Bu şekilde hep bir sonraki bir sonraki bir sonraki ile topluyorum. Yani aslında iki indek seçmiş oluyorum. Bir A indeksi diyelim ve bir de A artı bir indeksini seçmiş oluyorum. Burada da gördüğünüz gibi 3 ile 2'yi toplayacağım. 5 etti. Bana sonuca ulaştırmadı. 3 ile 4'ü toplayacağım. Sonuca ulaştırmadı. Son 2 ile 4'ü toplayacağım. Beni sonuca ulaştırdı. Gibi düşünebilirsiniz benim çözdüğüm algoritma probleminin çözümünü. Şimdi gelelim. Bahsetmiş olduğum şeyleri bir koda dökelim arkadaşlar. Burada yapmamız gereken ilk başta mesela iki sayı toplayacağımız için to sum diyelim. To sum. Ve bu iki parametre alacak. Bir nums parametremiz vardı. Bir de target vardı değil mi arkadaşlar? Bu iki parametreyi alacak. Ve buraya gelelim. 2 for döngüsü içerisinde olacak. Çünkü ilk a indeksimizi bulacak. Sonra aslında a artı bir indeksimizi bulacak. O yüzden ilk for döngümüz aslında bizim let a diyelim. Sonrasında let a sıfırdan başlayacak ve bu a'mız ise arkadaşlar nums'ın length'i kadar ilerleyecek. Ve bu iterasyon her seferinde bir artacak. Ve bundan sonraki diğer indeksimiz olan b ise aslında b'miz bizim a artı birimiz. Onu döngüde nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Let b diyoruz ve bu let b'miz ise a artı birinci indeksimiz. Ve bu İşlemde aynı şekilde length'in uzunluğu kadar, namsın yani uzunluğu kadar devam edecek. Sonrasında her seferinde b'mizde bir artacak. Şu an aslında bizim daha yeni bahsetmiş olduğumuz ilk bulmuş olduğumuz indekste sonraki indeksi karşılaştırma adımını yapıyoruz. Peki bu karşılaştırma adımını ise if ile gerçekleştireceğiz. Yani bu namsımız içerisinde bir a indeksini seçmiş olalım ve aynı şekilde nums'ın içerisinden bir b indeksini seçmiş olalım. Daha yeni bahsetmiş olduğum mesela şurada 2 ile 3 ile 2'nin toplamına bakacak. 3 ile 4'ün toplamına. Şu an aslında o karşılaştırma işlemini yapıyoruz. Ve bunun toplamı arkadaşlar bize target'a götürecek. Ve bu işlem eğer doğruysa bize bir return a b indeksini döndürsün. Array içerisinde. Aynen biz de zaten şu output'u istiyorduk. Yani yapmış olduğumuz ne? Bir A indeksi olacak ve bir B indeksi olacak. Ve bu A ve B indeksi eğer target'ı karşılıyorsa toplamları burada output olarak çıkaracak. Mesela diyelim ki bizim burada karşılayan target'ı 6 yapan ne? 2 ile 4. Yani A indeksimiz 6 olacak. Pardon A indeksimiz 2 olacak. B indeksimiz 4 olacak. Ve bizi 6 target'ına götürecek. Peki bu 2 bulunan kısım kaçıncı indekste? 0, 1. Birinci indekste. 4 kaçıncı indekste? ikinci indekste. Yani bize aslında 2 ve 4'ün olduk olduğu indeksleri bize array içerisinde döndürmesi lazım output olarak. Onu döndürürse aslında problemi tamamlamış oluyoruz. Tamamdır. Peki bu işlem eğer gerçekleşmesi ne yani döndürsün? Genelde return şu işlem yapılır. Eksi 1'e eksi 1, e, -1 e ama siz isterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Maalesef sonuç hatalı diyelim. Ama eksi 1 eksi -1, 1 daha şık. O yüzden eksi 1 eksi 1'i tercih edebilirsiniz. Bunu konsolda görebilmem için ben şu anlık bir konsol logo vereceğim. Tulsam içerisinde iki parametre vermiştik. Şimdi o iki parametreyi belirleyeceğim arkadaşlar. O iki parametreyi neye göre belirliyoruz? Şuradaki mesela örneğimizdeki parametreleri alalım. Bir namsımız buymuş. Namsı şuraya yazalım. Tabii yani şurada yazım hatası da yapmayalım. Tulsam diyelim. Nums'ımız dışında ne vardı arkadaşlar? Bir de target'ımız vardı. Target'ımız kaçmış? 9'muş. Şu target'ımızı da şuraya virgül verip şuraya yazalım. Tamamdır. Şu an işlemlerimizi tamamladık. Bir run yapıp konsolda döndürelim. Maalesef sonuç hatalı diyor. Bir yerde işlem hatası yapmış olmamız lazım. Şurada yazım hatası yapmışız. İşlem hatasından ziyade. Nums.length dememiz lazım. Tekrar runlayalım. Cannot read properties. Reading length. <laughs> Nerede hata yaptık abi? Name Length. Evet, hata üstüne bazen dikkat hataları oluyor. Bilerek kat uygulamayacağım arkadaşlar. Ki bu benim hatalarımı görün, hatalar çünkü olabiliyor. Hatasız kul olmaz. Çünkü Twitter'da veya diğer mecralarda yazılımcılar hep pozitifi bastıkları için bazılarında kaygı oluşabiliyor. O yüzden hatasız kul olmaz. O yüzden hiç kat uygulamayacağım birlikte hatalarımızı görelim. Gördüğünüz gibi çözüm artık hatasız bir şekilde tamamlanmış oldu. Yapmış olduğum hatalar neydi? Burada nokta koymayı unutmuştum. Ve buraya da nokta koymuştum. Yani tam tersi işlemi yapmıştım. Ve buraya aslında küçük türü yerleştirmemiz lazımdı. Şu araya da nokta yerleştirmemiz lazımdı. Aynen ilk forda yaptığımız gibi. O yüzden dikkat hatalarına dikkat edelim. Şimdi ilk örneğimiz neymiş? buymuş ve taktığımız buymuş. Output da sıfıra bile götürmesi lazımmış. Bizi output neye götürdü? Sıfıra 1'e. Gayet doğru. Şimdi gelelim 3, 2, 4 ve 6. In. Şimdi gelelim şuraya kendimiz yazalım. Hiç kopyada bir şey yapmayalım. 3, 2, 4 bizi 6'ya götürüyor arkadaşlar. Bakalım. 1 ve 2. indekslerimizmiş. Cevap ve gördüğünüz gibi 1 ve 2. indekslerimiz. Şimdi gelelim 3, 3'ü deneyelim. 3 3'ü deneyelim ve 3 3 bizi in 6'ya götürecek ve tekrar döndürelim ve 0 1 alt butonu döndürüyor ve 0 1 alt butonu döndürüyor ve biz farklılık olması açısından buraya mesela bizi aslında sonucu bulamayacağımız bir rakamlar verelim ere içerisine döndürelim maalesef sonuç hatalı ama size tavsiyem bunu böyle yazmaktansa şöyle yazmanız daha uygun olur tamamdır sonuç hatalı olduğunu görmüş olduk ve aslında çözümü şuradan bir özet daha geçelim. Şuradan aslında özet geçtik. Birinci indeksi seçtik. Sonrakine baktık. Sonrakine baktık. Sonrakine baktık. Ve her element sadece bir kere seçileceği için bu rahat bir şekilde yaptık. Peki buradan bir özet geçelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir for döngüsü ve for döngüsü içerisinde bir for döngüsü. Yani n içerisinde n. Bu ne oluyor bizi? Big O'dan en kareye götürüyor. Bu en kare performans anlamında belki daha iyi performanslı çözümler olabilirdi. Ama dediğim gibi ben kendi çözümlerimi paylaşıyorum. O yüzden performans konusunda siz daha iyi çözümler bulabilirseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Birlikte inceleriz. Hatta biz zaten şuradan nit kod üzerinden örnek kodları da inceleyelim. Direkt view on GitHub diyelim. Daha böyle güzel olsun. Mesela buradan bakalım çözümleri. Burada ilk çözüm Brute Force kısmı yani benim yapmış olduğum çözüm benzer çözüm daha doğrusu tamamen aynı değil. Benzer çözümümüz burada ne demiş arkadaşlar? Burada burada linkti birer birer arttırmış. Sonrasında aynen benim yaptığım işlemler. Pardon yanlış çözüm açtık. Şuraya gelelim. Yanlış çözüm ve yani aynı. Şimdi brute force'dayız. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şurada benim gibi birer birer arttırmış ilk eleman, ilk indeksimizi. Burada ama ilk indeksten, pardon, target'tan nums içerisindeki indeksi çıkarmış. Ben onun yerine direkt o indekslerimizin toplamını yapmış oldum. Bundan daha farklı bir çözüm aslında. Şundan gelelim şimdi. Şuradan. Gördüğünüz gibi bu da benim iki diğer indeksim aslında. Sonraki karşılaştırdığımız indeks. Sonrasında onu buraya yazmış ve şu target'ları eşit olup olmadığını sormuş. Yani şunla şunu eşit olup olmadığını sormuş ve eşitse bize aslında bu indeksimizi döndürsün demiş. Eşit değilse eksi 1 eksi bir döndürsün demiş. Benzer bir çözüm. Aslında aynı bir çözüm. Sadece birkaç farklılıklar var. Bu brute force'muş. Onun dışında hash map var. Hash map daha temiz bir çözüm gibi duruyor. Çünkü bize big o'su n çıkmış. Bende big o n kare çıkmıştı. Bigo time olarak enkara çıkmıştı. Şimdi burada bakalım. Ne yapmış burada? Get map içerisinde almış. Sonra get burada oluşturmuş. Evet. Siz de bu çözümleri inceleyebilirsiniz. Ben video sonrasında da inceleyeceğim. Çünkü farklı algoritma problem çözümlerini incelemek hem eğlenceli hem de aynı yola farklı, aynı kapıya farklı yollardan gitmek de bence ilgi çekici. O yüzden arkadaşlar şurada hash map yöntemlerini incelemeniz time açısından daha performanslı sonuçlara götürebilir sizi. Benim burada time açısından biraz diğer çözümlere göre biraz daha performansı sıkıntılı bir çözüm olmuş. Ama gayet doğru bir çözüm. Eğer bunu lead üzerinden çözümünü yaparsanız benim yaptığım gibi başarılı bir şekilde probleminiz çözülmüş oluyor. Ve şu an tamamlamış olduk. Eğer arkadaşlar kafanıza takılan bir şey olursa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz çekinmeden. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar. Hoşça kalın.